60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 27 Ekim günlerden Perşembe efendim. Şimdi bakalım Fintr'de haftanın fintech gündeminde neler var? Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın fintech gündemini sunar. Evet, hemen konuma döneceğim. Oğuz Güney, Infina Yazılım Hanım Şirketi Ürün Direktörü. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi efendim sermaye piyasalarında dijitalleşme nasıl başladı ve hızlandı? Öncelikle bunu ben sormak isterim. Bu dijitalleşmenin yatırımcının karşılığı ne acaba? Sesim geliyor mu size acaba Oğuz Bey? Oğuz Bey? Merhabalar Zeliha Hanım. Merhabalar. Sesimi alıyor musunuz? Evet, sizi duyabiliyorum. Hoş geldiniz. Şimdi sermaye piyasalarında dijitalleşme nasıl başladı, hızlandı? Yatırımcı nezdinde bunun karşılığı nasıl? Tabii. Aslında dijitalleşme kavramı finansal sektör haricinde hepimiz hayatında oldukça yaygınlaşmıştı. Özellikle mobil uygulamalar ve e-ticaret alanındaki gelişmeler hepimiz hayatını kolaylaştırır nitelikte. 2010'lu yılların sonu itibariyle bu dijitalleşme rüzgarının sermaye piyasalarına da yansıdığını gözlemleyebiliriz. Tabii burada pandeminin oldukça hızlandırıcı bir etkisi oldu. Ama bu hızlı etkiye özellikle aracı kuruluşlar ve bankalar çok hızlı adapte olabildiler. Tabii finansal sektörde aracı kuruluşlar için dijitalleşmenin arka planında çok daha farklı bir yapılanma mevcut. Yani bir kişinin bir yatırım hesabı açarak finansal enstrüme yatırım yapması arka planda birçok kurumun etkileşim halinde yürüttüğü operasyonel süreçleri beraberinde getiriyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda dijitalleşmeyi aracı kuruluşlar için iki açıdan ele almak gerekiyor. Birincisi yatırımcı perspektifi ve kullanıcı deneyimi. Özellikle Y ve Z kuşaklarının günlük hayatlarında hızlı hareket etme ve hızlı sonuç alma özelliklerinin finansal davranışlarında da çok geçerli olduğunu gözlemliyoruz. Bu açıdan kripto, NFT gibi yeni nesil yatırım araçları için sunulan pratik yatırım imkanının sermaye piyasalarına da karşılık bulması oldukça önemliydi. Nitekim mevduatsal düzenlemeler de bu dijital dönüşümü öncü kararlar almasıyla birlikte bizim sermaye piyasalarımız yeni nesil yatırımcılar için oldukça pratik ve kolay erişilebilir bir noktaya geldi. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak 2019 yılında 1 milyon civarında olan borsa yatırımcı sayısının 2022 günümüz itibariyle de 2,5 milyonu aştığını gözlemliyoruz. Infina Yazılım olarak biz de hem mevcut hem yeni gelen kurumlara kapsamlı bir dijitalleşme ortamı sunarak bu değişimin hızlandırmalarına imkan sağlıyoruz. Evet, bu dijitalleşme önceliğinde sermaye piyasaları neler bekliyor? Çok kısa onu da alalım sizden lütfen. Tabii şimdi artan yatırım sayısıyla birlikte aracı kuruluşlar artık teknolojiye ve altyapılarına daha fazla yatırım yaparak sermaye piyasalarının bütünleştirici etkisini de göz önüne aldığımızda daha fazla ve daha geniş kitlelere ulaşma imkanı buluyorlar. Şimdi tekim bu artan ilgiyle birlikte kripto, kredi veya e-para kuruluşlarının da sermaye piyasaları ekosistemine dahil olduklarını gözlemliyoruz. Şimdi bu ivmenin devam edeceğini düşünürsek burada aracı kurumların operasyonel süreçlerinin maliyetinin minimumda olması dijital dönüşümün temel hedefi olması gerekiyor. Şimdi aracı kuruluşlar için bu hedefi biraz daha açacak olursak müşteri ediniminden raporlamaya, operasyonel süreçlerden mevduatsal yükümlülüklere kadar tüm süreçleri maksimum teknoloji ve minimum insan gücüyle yapmasını bu dönüşümün anahtarı olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir yandan da mevcut aracı kurumlar dijitalleşirken yeni bir kavram ortaya çıktı. Bizim doğuştan dijital aracı kurum olarak tanımladığımız bu nitelikte şu an sektörde 3 tane kurum faaliyet gösteriyor. Ve çok daha fazlasını önümüzdeki dönemde sektörde görmeyi umuyoruz. Peki bu kurumlar neyi farklı yapıyorlar? Evet. Öncelikle tüm kullanıcı deneyimini ve satış kanallarını mobil uygulamalar üzerinde tasarlıyorlar. Hı hı. Bununla birlikte kalmayarak tüm operasyonel süreçlerini standart bir aracı kuruma göre çok daha düşük insan kapasitesiyle sürdürme kabiliyetleri mevcut. Evet. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Çok kısa bir ifadeyle tam otomasyonları. Biz de bu kurumlarla bu kurumların teknolojik altyapılarına yatırım yaparak özellikle kurguladığımız modüler mimari sayesinde bu kurumların taleplerine çok hızlı yanıt verebiliyoruz. Evet. Bu sayede hem biz hem çalıştığımız kurumlar hem de sektör geleceğe çok daha hızlı adapte olmuş oluyor. Peki Oğuz Bey, çok çok teşekkür ediyorum size. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın fintech gündemini sundu. Şimdi bir de